Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlamayan ve oldukça lezzetli olan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık halbur hurması tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için 125 ml'lik bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 adet büyük boy yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı tuzu yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Tüm malzemeler iyice karıştıktan sonra içerisine 200 ml bardak ölçüsü ile 3 su bardağı unun tamamını boşaltıyorum ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu miktar sizin kullandığınız unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen videoda olduğu gibi unu yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterelim. Evet, şu ana kadar 4 su bardağı unu bitirdim ve 5. bardak unu da yine yavaş yavaş ilave ederek hamura kıvam veriyorum. Hamuru yeteri miktarda toparladıktan sonra geri kalan un miktarı ile hamur pürüzsüz bir dokuya ulaşana kadar tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan pürüzsüz dokuya ulaşan hamuru iki eşit parçaya ayırdıktan sonra bu parçaları rulo haline getiriyorum ve ceviz büyüklüğünde parçalara bölüyorum. Her bir hamuru aynı büyüklükte olacak şekilde bezeler haline getiriyorum ve bir tepsiye dizip üzerini örtüyorum. Hamurun üzerinin kurumaması için mutlaka üzerini bir poşetle kapatmanızı tavsiye ederim. Hazırladığım her bir bezeyi videoda da olduğu gibi az bir una değdirerek rulo hale getiriyorum ve rende ile bu şekilde bastırarak şekil veriyorum. Bezeleri hafif bir şekilde una değdirip rulo hale getirmeniz rendeye yapışmasını engelleyecektir. Bakın, parmaklarımla bastırarak hamurun incelip sonra kıvrılmasını sağlıyorum ve ortasında bir boşluk oluşturmuş oluyorum. Bütün şekil vermeyi yakından sizlere faydalı olabilecek şekilde çektim. Rende ya da halburla şekil verilen pişiler artık hazır. Bütün pişileri bu şekilde tepsiye dizdim. Artanları da tezgaha dizdikten sonra kızartmaya başlayabilirim. Uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra ocağın altını yakıyorum ve tava tamamen ısındıktan sonra pişileri içerisine alıyorum. Bu etapta yağın kızgın olmasına lütfen dikkat edelim. Henüz ısınmamış yağın içerisine pişilerimizi atarsak yağ çekeceklerdir ve istediğiniz gibi kızarmayacaklardır. Üst bölümlere, yağa denk gelmeyen bölümlere de kaşık yardımıyla böyle kızgın yağı serpiyorum ki üstleri de güzelce kızarsın aynı orantıda. Zaten alt üst çevireceğiz fakat bu şekilde uygulama yaparsanız şekilleri daha belirgin olacaktır. Evet, pişilerin bir tarafı kızardı. Diğer taraflarını da çevirdim. Böyle çevire çevire kızartacağız. Çünkü yuvarlak bir formda sürekli dönebiliyor. Ve gördüğünüz üzere nar gibi de kızardı. Pişilerimizi
Orta hararette büyük ocakta pişirmeliyiz. Ne kısık ne de çok yüksek hararette pişirmeyelim lütfen. Evet, hurmalar nar gibi kızardı. Bu hurmaları bir kevgirle alıyorum ve tabağa aktardıktan sonra son hurmaları da sizlerle birlikte pişirip sizlerle iç dokusunu ve çıtırlığını test ediyorum. Kalbur hurması Erzincan yöresine ait fakat farklı illerde farklı isimlerle yine yöresel bir lezzet olarak hazırlanıyor. İster kahvaltılarınızda, ister beş çaylarınızda, isterseniz de şerbetin içine atarak bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Sizin yörenizde bu hamur işi nasıl hazırlanıyor, ismi nedir bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, son halbur hurmalarını da sizlerle birlikte kızarttım. Her yerinin eşit oranda kızarması için sık sık çevirmeye özen gösterdim. Evet, halbur hurmalarının tamamı hazır. Ben kahvaltı için hemen bir tabak hazırlayıp sizlerle birlikte dış dokusunu ve iç formunu test ediyorum. Dış dokusu kıyır kıyır ve içi kesinlikle hamur değil. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.